Buyurun. Buyurun, başınızdan ne geçti? Bize anlatır mısınız? Ne sıkıntınız var? Başınızdan ne geçti? Bize anlatır mısınız? Kaç yılından itibaren başladı? 2009 yılında arama şirket açılmış. Şu an 2020 yılındayız. 11 yıldır. 2015 yılında evdeyken PTT tarafından zarf geldi. Zarfı açtım, baktım. Adıma açılmış bir şirket var. Ve bu şirketin müdürü olarak, müdürüyüm yani, şirketin müdürü olarak bulunuyorum. Ben de o 2011-2014 yıllarında diş fakültesinde, diş hekimliği fakültesinde temizlik personeli olarak görev yapıyordum o esnada. Bu kağıdı elime geçer geçmez bu evrak Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulun. Adımı açmış bir şirket var. Peki dava açtınız. Şirket nasıl suç duyurusunda bulundunuz? Yani, herhalde şu anda da devam ediyor dava. Benim alakam olmadığını, adıma işte şirket açıldığını, beni şirket müdürü yaptıklarını, ismini bilmediğim bir savcı da bana ne güzel işte sizi şirket müdürü yapmışlar dedi dediğini. Ben de dedim öyle de dedim, hep dedim para istiyorlar dedim. Bir gelir yok hep dedim. Para istiyorlar, borç var dedim. Ne kadar borç var? Geçen sene 2019 Mart'ın 7'sinde 58.700 lira borç geldi. Bugün itibariyle cumartesi günü bu 7. ayın 4'ünde Kışla Caddesi'nde saat 9.57'de aracımın trafik tarafından alındı. Arabam hacizlidir. Hak mahrumiyeti var denildi. Hacizli arabama el konuldu. Peki bu şirket nasıl kurulmuş? Yani şirketi kimliğimin fotokopisiyle kendi resmiyle bana bir ay sonra tekrar savcılık gel demişti. Bu 2015 yılında suç duyurusunda bulunduğum zaman gittiğimde fotokopimin üzerinde herhangi bir şahsın resmi var. O kimlik fotokopisiyle gidip bu Ege Limited şirketini, pazarlama şirketini açmış bulunuyor yani. Sadece fotokopiyle bu iş yapılıyor yani.